Arkadaşlar merhabalar. Stratograd tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Tablomdan çıkan kalite handikap puanları yüksek veren safkanları aktarıyorum ki her zaman başarı sağlayamıyoruz. Geldikleri zaman da arada bir geliyorlar ve mutlu oluyoruz o zaman. Birinci koşuyla başlayalım. Şartlı 3. 3'ün oğlu safkan 3 yaşının dezavantajına rağmen grubun en kaliteli atı 3'ten 4'lüye dönmeye yakınsa şayet kazanır da bu safkan 3 iyi koşmasını beklerim. 6 bu safkanın rakibi olur. 7-1 yine iyi koşmasını beklediğim diğer safkanlar yakınlar birbirlerine. O yüzden çok da fazla ayıramadım. Eğer 3 biraz daha 4 yaşında olsaydı mesela çok daha ön planda tutardım. İkinci koşu şartlı dişi mücadele 9 nolu safkan. Grubun kalite handikap puanı yüksek veren atlarından. Tek olabilir bu safkan. Kazanabilir. 9 numaralı safkan. İlk ayak teki böyle plase teklerden isteyen arkadaşlara öneririm. 11 bu safkanın rakibi olur. Görüşümdeyim. Yani kalite handikap puanıyla, yarışlarıyla. 7-1 sürprize önereceğim safkanlar. Birinin arası var. Rat Ortiz'le artı yazar bu safkana. Dönüşü iyi olabilir. 8-2, 8 yarıştan çıkabilir. 8-2'de tekrar sürprize öneceğim safkanlar oldular. 9 gibi çıkan safkanlar tablomuzda kazancı yüksek formda safkanlar olur. Yani 112 ile 110 ile 7 ve 9 grupta yüksek kazanca sahip olmuş kaliteyi düşürmemiş safkanlar. 3. koşu şartlı mücadele. 8 dolu safkan 4 yaşının avantajı var ancak 91 günlük bir arası var. Tam kestiremedim nasıl bir koşu çıkartacak. Louis Saez bindiğine göre hazırdır. Favorim kazanabilir. 8 numaralı safkan bu zor koşuyu. Grup birbirine yakın. Yani tarama yapmanıza da gerek var bu koşuda bence. Ama az atla geçecek arkadaşlara 8'i 9 bakın 4 yaşında kalite handikap puanıyla ve 7 numaralı safkan grubun en kaliteli atı olmasıyla öncelikle önereceğim safkanları. Diğer atların yazımını, tespitini sizlere bırakacağım. Herhangi birinin gelmesi bana sürpriz olmaz açıkçası. Ama öncelik bu safkanların olmalı. 4. koşu Maiden. Çok fazla bilgim yok. Handikap puanı 4 tane atta var. 6 handikap puanı yüksek atlardan. Grubun en kaliteli atı durumunda 6. Handikapsız atlardan 9 ve 7 AGF almış durumdalar. Ve diğer atlar arkadaşlar onların yazımını da size bırakacağım. Görebildiklerim bunlar. 5. koşu tekrar Maiden. Burada da handikaplı atlar var. Yine handikaplı atlar içerisinde 11 ve 3 aşağı yukarı aynı kalitede atlar. 78-79 handikaplarıyla. 4 handikapsız favori. 1 plase durumunda. Yani birlikte düşünmekte de fayda var bu Maiden yarışı. Diğer atların yazımını yine sıfırlayacağım. 6. koşu opsiyonlu satış Maiden yarışı gene. Arka arkaya Maiden'lar geldi. Çok öyle kaliteli yarışları yok. Gördüğünüz üzere. 13 nolu safkan Rat Ortiz'de grubun en kaliteli atı tek olabilir bu safkan. Yani bu seneki bir ikinciliği çok fazla arada vermemiş. Rat Ortiz tercihli. AGF mi bilmiyorum ama AGF çıkmaz. Onun ardına takılmazsa kazanabilir. 13 nolu safkanı tek olarak da öneriyorum. 11-8 eksik koşar ise ya da yarıştan çıkar ise önereceğim safkanlar ki 13'ünde 2 tane daha ek ürüsü var. 4 çok sürpriz demiyor ama sürpriz bir at 4 ve yakın arkadaşlar diğer atlar da birbirlerine yakın safkanlar. Yani eğer ekürlerden 13 ya da ekürler iyi koşmaz ise sürprize gitme ihtimali de var bu yarışın yani ters bir atın gelme ihtimali de var. 7. ve son koşu şartlı mücadele. Burada da 3 yaşında 1 nolu safkan. Tek yarış kazanmış. 115 handikap. Hani Dubai World'ü kazansa herhalde bu kadar bu handikap puanı alır. Nerede ne yaptı ne kazandı bilmiyorum. Bakmadım da. Bir handikap bir yarışta bu handikap alıyorsa bir safkan. Yani bilmiyorum nereden geldi. Enteresan. Çok kaliteli çıkıyor. O zaman kazanır da yani. Beni de şaşırttı. İlk defa görüyorum böyle 80-90 handikapları gördüm. Hani 100'e yakınları da gördüm. Ancak 115,
Ülkemizdeki handikap puanları en yüksek 140'tır arkadaşlar. Hani grup 1 atlarının, seri yapan grup 1 atlarının alabileceği, bizdeki gazi kazanan atların alabileceği en yüksek handikaplar 140'tır. O da nadiren olur. Her zaman olmaz. Ortalama 115-120'lerde giderler. Bu tek yarışıyla 115. Yani enteresan, o yüzden diyorum Dubai World mi kazandı bu at? 7-12 bir eksik koşar yarıştan çıkarsa rakip olarak önereceğim safkanlar. 10 gene kalite handikap puanı yarış görme avantajıyla 12 ve 10 rakip olarak önerim. Saratoga bugün ben de tablomda böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.